Birinci denklemin her iki tarafını 4 ile çarparak paydadan kurtulalım. 4 çarpı x eksi 3y bölü 4 gitti. X eksi 3y oldu. Diğer tarafta 4y'dir. Diğer tarafa atarsam x eşittir 7y yaptı. X gördüğüm yere 7y yazabilirim eşitlik olduğu için. İkinci denklemde bunu kullanalım. X yerine 7y yazıyorum. Eksi 2y eşittir. Yine x gördüğüm yere 7y yazdım. Bölü 4 eksi 13 diyoruz. Sol tarafta 5 çarpı y var. Sağ tarafta 7y bölü 4 eksi 13. Şimdi yine paydadan kurtarmak için her iki tarafı 4 ile çarpalım. Sol tarafı 4 ile çarparsak 20y bulunur. Sağ tarafı 4 ile çarptım. 4'ler gitti. 7y. Bunu da 4 ile çarpınca eksi 52 yaptı. 7'yi diğer tarafa yaptık. Attık. 20'den 7 çıktı. 13y eşittir. Eksi 52. 13 ile sadeleşir. 13'e böldüğümüz zaman y değeri buradan eksi 4 olarak bulunur.